Hadi Ömer. Hadi Ömer. Hadi. Anne? Oğlum? Anne ben geldim anne. Aç kapıyı anne. Ben geldim. Oğlum geri geldi. Abi, Eren vuruldu. Eren, güvenlik kasetini gördü abi. Eren Nani'ye vuracaktı. Abi, Eren... Kim yaptı? Kim yaptı? Abi... Ali mi? Tevfik! Ali mi yaptı? Ali yaptı abi. Evet. Ali yaptı, beni gönderdi oradan. Uzaktan zırdı, polisler gelecek dedi Ali. Polislerim, ben hallederim dedi. Sen git. Kendini vurdu diyeceğim dedi. İhtar etti diyeceğim. Ali'nin adamları var ya abi. Ayarlayacaklar. Nasıl oldu? Abi, Serdar yetimhaneye göndermiş, Eren görsün diye güvenlik görüntülerini. Abi, istemeden oldu. Öldü mü? Eren öldü mü? Lazımsın. Hem bu sefer hayat kurtarmak için, anladın mı? Küstün mü bana kardeşim? Sana güvenmedim diye. Beni gözünde fazla büyütme be Tefo. Ben zaten bu kadarım işte. Akıllı olayım diyorum.
Bir daha Tufa'ya gelmeyeceğim diyorum. Ne bak. İstediğin kadar didin. Sevdiğim adamların kanları. Ne yapsam üzerime bulaşıyor. Anladın değil mi telefon? Ne yapsak olmuyor. Ne yapsak bir yolunu buluyor bu şerefsizler. Bize sevdiklerimizi öldürtüyorlar. Anladın değil mi? Bir gün gelecek bizi birbirimizi öldürtecekler. Yok. Sakın yok deme. O kadar da aptal değilim ben. Görüyorum. Bir gün birbirimize çevireceğiz o silahları. Ben onu çoktan yaptım Meali abi. Çektiremediler bana o tetiği. O gün geldiğinde bana bir iyilik yap kardeşim. Benden önce. Benden önce çek o tetiği. Çünkü sen çekmezsen ben çekerim. Belki de o gün hiç gelmez be Ali abi. Gelmez belki. Ne onlar? Fotoğraflar, anılar. Ben içerideyken. He ne? Bu ne lan? Saç sakal. Kara delik misin lan sen? Dayı da varsa şantaj yapar bunlarla sana. Bak burada pimpon oynuyoruz. Küt atıyorum. Eskalamışsın lan. Bak top nerede? Şampiyon oldum. Kupam bile var. Aferin lan. Burası ne böyle ya? Hapishaneye benzemiyor pek. Benzemiyor. Bakırköy Devlet Hastanesi, mahkum koğuşu. Ben içeri ilk girdiğimde biraz balatayı biraz sıyırmışım. Beni oraya gönderdiler. Yo, kebap. Bunlar da diğer mahkum arkadaşlar. Bu mürekkep lekesi sensin değil mi? Tefos sen beni ilk Ramiz dayı sokmadı bu işe. Ben Ömer'i tanıyorum. Niye söylemedin? Ha oğlum niye bir şey demedin? Seni öldüreceğime şeref sözü verdim Ömer'e. Ömer'e mi? Dayıya değil mi? Ömer mi istedi? Ömer istedi. Ama işte dedin sen de. Yapamadın. Sonra niye söylemedin? Ömer'i tanıdığını niye söylemedin? Yapamadım. İlk seferinde yapamadım. İkinci seferinde yapamadım. Ama bu sefer... Sen benim tarafıma geçtin. Benim tarafıma geçmedin mi lan? Benim tarafıma geçtin. Bu sefer yapsam... Ömer'in öcünü alsam... Ben günah işledi diye kendi kardeşime sıktım abi. Ben günahsız Eren'i vurdum. Ben de şimdi senin gibi... Yok. Şimdi ben senden daha pis bir katil oldum abi. Seni mi vuramayacağım? Ne oldu Ali abi? Demin diyordun ya,
Hani önce sen sıkacaktın? Ne duruyorsun? Dediğini yapayım mı istiyorsun? Peki. O yüzden işkembeden öyle sallama abi. Sen o tetiği çekemezsin. Ben de çekemem. O iş bitti artık, kapandı. O yüzden beni zırt pırt arabalara kitleme. Arkandan iş çeviriyormuşum gibi bakma bana. Hainsek ikimiz de hainiz. Sen niye yaptın bilmiyorum. Ama ben senin için Ömer'e hainlik yaptım. Yapsın. Yapsın değil mi? Yaptım. Önce geri dönüşü vardır dedim. Hainim ya, nasıl olsa gene yaparım dedim. Bana öyle öğrettiler abi. Ama yanlışmış. Sadakat, başkası istediğinde hain olmak değilmiş Ali abi. Sadakat, kendine sadık olmakmış. Ben bunu seninle öğrendim. Bir konuştun, bir konuştun Metefa. Tefo, bana onu anlatsana. Bana Ömer'i bir anlatsana. Anlatacağım. Anlatacağım abi. Ama önce küçük bir işim var. Ömer'in bir emaneti var. Onu vermem gerek. Sana değil. Eyşan'a. Nedir? Otelle ilgili bir şey mi? Konuşsana öyle. Getirdin beni buraya apar topar. Eyşan, bu konuştuklarımızı Cengiz'in duymaması lazım. Listeye eklerim. Bu Tefo var ya, Tevfik. Hikayesi uzun. Şimdi bu Tefo, ben bunu işe aldım ama o zaman bilmiyordum. Artık benim adamım o. Yani ben neysem o da o. Yani bizim gizlimiz saklımız yok. Gerçi varmış bugün şey. Ben Ömer'i tanıyorum. Biliyorum. Bir şey istediğinden değil, bizden o da. Ne yapıyorsunuz siz ikiniz? Ne oynuyorsun Ali? Neyin peşindesin sen? Yok, Ali abiyle bir alakası yok. Bu kadar çirkinleşeceğini hiç tahmin etmezdim. Ömer'in bir emaneti var bende. Size vermemi istedi. Ali söyle kessin şunu, hiç komik değil. Bana her gün size anlattı. Ben gittim. Doğru söylüyorum. İnanmıyorum. Önce inanmayacaktır. Montajlı fotoğrafları mı göstereceğim? Ne diyeceğim? Onu sevdiğinizi söylemediniz hiç. Yanlış. Sadece son gün, son gece. Bir kere seni seviyorum dedi bana. Kim söyledi? Kim söyledi? Ömer. İnanmıyorum. Kasınızda kanca şeklinde bir yara izi var, belli olmuyor. Dinlemeyecek. O kapıyı açıp kaçmaya çalışacak. Eskiden açılırdı, artık kapalı. Nerede olduğunu sor ona. Daha önce oraya gelip gelmediğini sor. Buraya daha önce de geldiniz. Gelmedim. Ömer'den kaçarken o kapıdan geçmeye çalıştınız. O yara da öyle oldu. Hayır. Tuttum onu. Bırak beni dedi. Bırak gideyim dedi. Ben seni koruyacağım demiş. Ben o kadar seviyorum ki seni.
Ben kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Yapamazsın. Gücün yetmez. Ben seni zannettiğin kadar iyi biri değilim. Öylesin demiş. Benim gözümden baksan kendine, o zaman anlarsın ne kadar iyi biri olduğunu demiş. Bırakmam. Bırakmam seni. Kimselere bırakmam seni. Kimden korkuyorsan, herkesten, her şeyden korurum seni. Öyle çok seviyorum ki Eyşan. Bırakırsam yaşayamam kız seni, anlasana. Yeter. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun işte. Sakın bir kelime daha deme. Sakın bir yalan daha söyleme. Ne? Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Yalan da olsa, şimdi siz de Ömer'in dediğine inanın. Ömer. Ne dedi? Benimle ilgili ne dedi sana? Ya inanmazsa? İnanacak. Sonra? Benimle gelmeniz gerekiyor. Ali? İkimiz. Son bir kez Ömer'le konuşmak istemiyor musunuz? Gene mi? Bir dur be adam, bir dur. Bu Ali var ya, bu Ali. Bu Ali'de bir şey var. Bir şey var ama nedir o şey? Düştükçe kalkıyor. Öyle ya. Doğru. Niye? Niye Hacı Yatmaz gibi düştükçe kalkıyor bu adam? Niye kalmıyor düştüğü yerde? Ha? Bana bak. Sen bu adamı sevmeye başladın galiba. Dikkat et. İnsan bir gün gırtlaklayacağı tavuğu sevmeye başlarsa aç kalır. Hedef mi gösteriyorsun dayı? Hayır. İlerisi için çıkar yol gösteriyorum. Al bunu, götür o yere, çıkmasın dediğimizden. Dur. Yanlış mı yaptık onu buraya getirmekle ha? Kurtların arasına attık. Yok dayı, hayatını kurtardık. Tevfik, ona ulaşmasınlar. Ne bunlar, ne ötekiler. Ona ulaşmasınlar diye beni vurman icap ederse, çekip vuracaksın beni. Dayı. İtiraz istemem. İşte şimdi hedef gösteriyorum sana. Hadi. Canın mı sıkıldı dayı? Bu saatten sonra mafyacılık oynamaya mı karar verdin? Oyun oynayacak yaşı geçtik yeğen. Artık bir şey yapacaksak adam akıllı bir şey yapmak icap eder, değil mi? O zaman adam akıllı bir anlat be dayı. Ne bu adamlar? Ne bu kaybolup kaybolup durmalar? Ne bu peşindeki Ruslar? Ne bu kumarhane işi? He? Anlatmakla bitmez bu işler yeğen. Neyi fark ettin biliyor musun dayı? Bana bir sürü hikaye anlattın. Ama kendi hikayeni hiç anlatmadın. Bu gidişle onu da arkadaşlarından dinleyeceksin Ezel. He? Onlar benim arkadaşlarım değil. O zaman dizginle onları. Orada burada bizim hakkımızda soru sormaları hiç hoş değil, değil mi? Neyi öğrenmelerinden korkuyoruz? Hiçbir şeyden korkumuz yok yeğen. İlle bir şeyden korkacaksak sana bir şey olmasından korkarız, o kadar. Nasıl olacak o? Benim hakkımda öyle şeyler var ki yeğen. Bir kere daldın mı içine, bir kere uzattın mı burnunu, İkinci kez seni ben bile kurtaramam. Hatırlattığın iyi oldu dayı. Sen benim hayatımı kurtardığına göre sana karşı haddimi bilmeliyim. Oraya buraya burnumu sokmamalıyım. Seni uyarmaya gelmiştim. Arkadaşlarımı senden nasıl uzak tutarım onu soracaktım. Ama senin benim yardımıma ihtiyacın yokmuş zaten. Unutmuşum. Ezel. Baban nasıl? Daha iyi mi?
İnsan küçükken babasını ölümsüz zannediyor. Ama bir gün geliyor, öyle olmadığını anlıyorsun. Hayatın şakası yok dayı. En kuvvetlimizin bile zayıf noktasını buluveriyor. Değil mi?